Sedat Peker'in gündemi alt üst eden YouTube videolarında yasa dışı bahis ve Orta Doğu uyuşturucu trafiğini yönetmekle suçladığı Halil Falyalı profesyonel bir şekilde öldürüldü. Falyalı'nın aracı Girne Çatalköy'de evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından otomatik silahlarla tarandı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Falyalı Girne Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı. Falyalı yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Falyalı'nın tedavi için kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırıda Halil Falyalı'nın şoförü de hayatını kaybetti. Geçen Mayıs ayında bir dizi ifşa videosu yayınlayan Sedat Peker, Falyalı'yı Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ve Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticareti yapmakla suçladı. Peker, Falyalı'yı Orta Doğu uyuşturucu ağındaki kilit isim olarak açıklamıştı. Geçen Aralık ayında bazı önemli siyasetçilerin Almanya'daki kirli bağlantılarından biri daha şüpheli bir trafik kazasıyla hayatını kaybetti. Sedat Peker'in Metin Künük söyledi, "Ben de para gönderdim" dediği Almanya'da 2016'dan bu yana yasaklı olan Osmanyan Germania, Türkçe adıyla Almanyalı Osmanlılar Derneği'nin yöneticilerinden Taner Ay, Bulgaristan'da geçirdiği bir trafik kazası sonucu öldü. Haberlerde kaza olarak geçti. Ama Taner Ay'ın ailesi de dahil olmak üzere birçok kişi kaza değil, suikast olduğu görüşünde. Ay'ın AKP'nin önemli isimlerinden Süleyman Soylu, Metin Külük, Mevlüt Çavuşoğlu ile fotoğrafları uzun süre konuşuldu. Ay, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'la fotoğrafını Hakan abimle beraber notuyla paylaştı. FETÖ borsası davasında itirafçı olan AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş da 2019 yılında öldürülmüştü. Davanın kilit adamı olan Kurtuluş'un bildiklerini anlatmaya başlamasıyla öldürülmesi bir oldu. Kurtulmuş'la aile dostu olduğunu söyleyen Sedat Peker, cinayet için şunları söyledi. Yüksek mevkideki bürokratların ve siyasilerin kurtarılabilmesi için Ahmet kardeşimi öldürttüler. Gazeteci Yılmaz Özdil, Falyalı da öldürüldü. Sedat Peker'in dikkat çektiği karanlık ilişkilerin kara kutusu olan tipler, kardaki ayak izleri misali tek tek siliniyor. Aman muhalefetimiz hiç istifini bozmasına. Paylaşımıyla peş peşe gelen ölümlere dikkat çekti. Dediğimiz gibi Sedat Peker'in videolarında suçlanan kişiler teker teker sahneden siliniyor. Peki sıradaki kim? Hiçbir yerde bulamayacağınız haberler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.